Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. B1 seviyesinde yapılmaması gereken hatalar nelerdir? İşte bugünün video konusu bu olacak. Önceki videolarımızda A1 A2 yapmıştık. Bu da videoların devamı olarak geliyor. Sonraki videolarımızda B2, sonrasında ise C1 C2 seviyesinde yapılmaması gereken hataları sizlere gösteriyor olacağım. Bu videoları benden Instagram üzerindeki takipçilerim istediler kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Eğer ki sizler de hala Instagram sayfamızı takip etmiyorsanız hemen şimdi takibi başlayabilirsiniz. Her gün Fransızca ile alakalı bilgiler, story'ler sizinle paylaşılmakta. Fransızca öğrenmek isteyenlerin olmazsa olmazı Instagram sayfamızı davet e, sayfamızı takip edebilirsiniz. Hadi bakalım neymiş bu? B1 seviyesinde yapılmaması gereken 5 tane hatamız. Birinci hatamız B1 seviyesinin en önemli konusu ve Fransızca öğrenmek isteyen kişilerin en korkulu rüyası diyebiliriz. Subjonctif konusu. Subjonctif Fransızcadan başka hiçbir dilde olmayan sadece Fransızcaya özgü kuralları olan bir konu arkadaşlar. O yüzden gerek ben siz Türkçe bilen öğrencilerime Fransızca öğretirken gerekse diğer milletten öğretmenler kendi dillerinde Fransızca öğretirken subjonktif konusunda çok çok zorlanıyorlar. Subjonktifi ne olduğuna girmeyeceğim. Sadece yapılmaması gereken hatayı sizlere söyleyeceğim. O da subjonktif kullanılması gereken yerde subjonktif kullanmamanız olacak. Çünkü eğer ki B1 seviyesinde bir sınava girecekseniz sınava girdiğiniz öğretmenin en çok dikkat ettiği konu bu olacak. Çünkü B1 seviyesinde sübjonktif olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Doğru kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz? Bunlara kesinlikle dikkat edeceklerdir. İkinci hatamız pronom posesif ile adjektif posesifi karıştırmak olacaktır. Pronom posesif B1 seviyesinde özellikle benim öğrencilerime öğrettiğim konulardan bir tanesi oluyor. Adjektif posesif ise abi seviyesinde öğrettiğim konulardan bir tanesi. Az da olsa anlatacak olursam. Pronom posesif cümleye şu anlamı katar. Benimki, seninki, onunki, onlarınki anlamını katar ve bu cümlede direkt özne olarak kullanılabilir. Mesela şöyle bir cümle kuracak olursak. Mon chat, şöyle diyelim. Ton chat est malade. Le mien est malade Diyelim. Mesela işte senin kedin hastadır, benimki de hastadır şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Şimdi burada tonşa'yı kullandık. Tonşa adjektif possessif oluyor. Adjektif possessif senin kedin anlamına geliyor. Adjektif possessifler benim, senin, onun, bizim, onların anlamına gelecektir. Pronom possessifler ise benimki, seninki, onunki bizimki sizinki onlarınki anlamına gelecektir arkadaşlar. Bu ikisini kesinlikle karıştırmamalısınız. Üçüncü yapılmaması gereken hata yine B1 seviyesinde gördüğünüz emperatif zamanında özne kullanmak olacaktır. Evet Fransızca cümle kullanırken her zaman bir kurulum vardır. Nedir bu kurulum? Özne, fiil, komplemo yapıyoruz. Her seferinde işte özneyle başlıyorsunuz. Sonrasında özneye göre fiili çekimliyorsunuz. Hangi zamanda olursa olsun bu fiili çekimliyorsunuz. Sonrasında cümlenin geri kalanını komplemo şeklinde yazıyorsunuz. Ama emperatif böyle değil. Emperatif zamanı karşımızdakine emir vermek için kullanılır. Gel, git, ye, iç gibi cümleleri kullanırken Emperatif zamanını kullanırız. Ve emperatif öğrenirken sizlere şunu söylüyoruz. Emperatif kullandığınız yerde sadece fiil kullanmalısınız. Özne değil. Mesela sizlere uyuyun dersem bu dormez-vous demeyiz. Şöyle deriz. Dorme. Burada vous'u kullanmıyoruz. Bu vous, öznemiz emperatif zamanında cümle kurarken öznemizi kullanmıyoruz. Veya şöyle dersem size işte e, buraya gelin dersem Vene vu isi değil veya vu ve isi değil Vene isi demem lazım sadece Vene isi dediğimde buraya gelin anlamına gelecektir ve burada özne yok Vöne dediğim anda zaten kimden bahsettiğim belli olacaktır Dördüncü hatamız komparatif ve süperlatif yaparken yapılan bir hata olacak. Bu hatayı Emin olun Fransızlar bile bazen yapmaktalar. Neymiş bu hata? Plus bien veya plus bon kelimelerini kullanmak. Şimdi pardon komparatif ve süperlatif konularında şunlardan bahsediyoruz. İşte daha güzel, daha iyi, daha yakışıklı, daha büyük, daha küçük gibi cümleleri kullanırken, ifadeleri kullanırken komparatiften yararlanıyoruz. Şimdi burada daha iyi derken mantıksal olarak plübya diyebiliyoruz. Bu çok mantıklı çünkü bize hani çünkü iyi biya daha iyi plübya oluyor öyle değil mi? Bu çok normal bir şey. Aynı şekilde güzel derken veya işte lezzetli derken bun daha lezzetli daha güzel derken plübun diyebiliyoruz. Bu da bizim için aslında çok mantıklı. Fransızca öğrenen insanlar için. Ama bunun doğrusu bu değil. Plus bien yerine mieux, plus bon yerine ise meilleur kullanmalıyız arkadaşlar. İşte farkları bu olacak. Bu Fransızca özgü kurallardan bir tanesi. Hani burada hani bir e, mantık vesaire aramanıza gerek yok. Plus bien yerine mieux diyeceksiniz. Plus bon yerine ise meilleur demek zorundasınız. Son hatamız ise şu olacak. Eğer ki B1 seviyesinde bir sınava girecekseniz yazılı olsun, sözlü olsun vesaire bir sınava girecekseniz burada sizden beklenen tabii ki de B1 seviyesinde cümleler kurmanız olacaktır. Şimdi siz kalkıp da burada A1, A2 seviyesinde doğru yaptığınız cümlelere odaklanırsanız o kişi sizin B1 seviyesinde olup olduğunuzu anlayamayacaktır ve B1 seviyesinde cümle kurmadığınız için her ne kadar doğru cümle kursanız da sizlere B1 seviye diplomasını vermekten çekinecektir arkadaşlar. O yüzden B1 seviyesinde cümle kurmalısınız ve ne A1 ne de A2 seviyesinde yapılmaması gereken hatalardan yapmalısınız arkadaşlar. Bununla alakalı videolarda paylaşmıştık. Yapılmaması gereken 5. hata ise bu olacak. A1 ve A2 seviyesinden çok fazla cümle kurmak ve bu seviyelerde bulunan hataları tekrarlamak. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur ve sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Eğer ki benden yapmamı istediğiniz bir video varsa aşağıda yorumlar bölümünde bunu benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yapacağımız bir sonraki YouTube videosunda, Instagram sayfamızda, online eğitimlerimizde veya WhatsApp numaramızda görüşmek üzere. Şimdilik... Hoşça kalın.